Gençler kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer makasla bak. İlk defa makasla saç kesiyorum size. Hem de uzun saç keseceğim. Ama şimdi uzun saç keseceğimiz için ilk önce bir saçı ayırmamız lazım. Onun için de bakın. Tam orta noktadan şu parmağınızla ayırın. Şu birinci parça. Burayı aldınız mı? Ondan sonra gençler ikinci parça olarak burayı, şu orta kısmı böyle kalabilir. Burayı böyle bırakabilirsiniz. Şimdi ilk önce saçı böyle bir ayırmış olduk. Parça parça gideceğiz ya saçta. O yüzden saç uzun olduğu için. Şimdi saçı parça parça iki parçaya ayırdık. Ondan sonra tekrar burayı parça şeklinde alarak ilk önce şu bölümleri bir alalım. Recep, iyi mi? Az daha alabilirsin. Alayım mı? Bir tık daha mı kısaltayım? Yok, bir tık. Ama bak şimdi saçı uzatıyoruz, fazla da kısaltmayalım. Tamam. Yani fazla girersen... Aynen. Bu iyi mi? İyi. Şimdi gençler bak. Bir. Bakın ikinci adım. Üçüncü adım. Yok. Abi titremeler olabilir. Gimbal'a çekmediğini söylesene. E tamam bir şey olmaz oğlum ya. O zaten kolay kolay titreme yapmaz şu an. Gerçi videoda kendisi şey yapıyor da. Tabii. Burayı birinciye aldık. Ondan sonra şimdi ne yapmıştık? Mesela bu sistemden aldığımız için buralar uzun kaldı. O yüzden kısa olan taraf bak hemen çıktı buradan. Şuraya göre benim yanıma fazla yaklaştırma makineyi. Bir. Şimdi altı alıyoruz bak. Burayı. Kulak tarafı değil. İki. Üç. Ve dört. Şimdi burayı da aldıktan sonra en son alt kısmı. Yani kulak üstlerinin olduğu yere. Zaten buradan da çıkıyor. Şu en önü bıraktık, onu en son. Recep iyiyim böyle. İyidir. Kulak arkan. Orası da iyi mi? Oraları biraz aşağı. Ha, biraz... Arka iyi. İyi değil mi buraları? Ön taraf sadece. Biraz. Ön taraf dediğin evet, şuralar evet, mı? Evet, evet. Tamam. Bakın şimdi. Ön tarafı da almak için bak. Şurayı şöyle bir ayırın. Bu tamamen artık matematik işi biraz. Uzun saç kesmek, uzun saçı uzatmak için saç kesmek tamamen matematiksel bir kesimdir. Bunu unutmayın. Şimdi oraları aldık ya gençler. Bak. Ondan sonraki sistemimiz saçın bu bölümüne geliyor. Bakın nasıl çıktı. Şimdi buraları fazla kısaltmayacağız. Çünkü Recep oraları böyle biraz kıvırcık kıvırcık seviyor. Neyi saçı diyorlardı böyle abi? Polat Alemdar'ın saçı oluyor diye böyle. Hı? Polat Alemdar'ın saçına benziyor böyle biraz. Polat Alemdar'ın saçı. Biraz daha kısalması lazım. Buna öyle bir isim koyalım mı? Polat Alemdar saçı koyalım mı? Aa harbiden abi. YouTube'a. Patlatabilir bak bu videoyu. Bakın fazla girmeden. Zaten kısa bozumlar çıkıyor.
Çok fazla girmeden bak, yukarı doğru kaldırarak. Abi harbiden ha, başla öyle yazsana. Polat Alemdar saç kesimi. Şimdi orayı aldık ya gençler. İkincisi burası. Şimdi geldik buraya. Buraları fazla kısaltmayacağız. Şöyle. Bir. İki. Üç. Dört. Ve beş. Tabii şimdi bunları böyle ayarladık ya. Peki buradaki bombeliği ne yapacağız? Onun için de kendi pozisyonunuzu ayarlayacaksınız. Recep'i biraz düşüreyim ben. Tamam. Şimdi. Kısa ve uzunlar çıkacak. Bak gördünüz mü? Şimdi buradan böyle kestiğiniz zaman bak. Kısalar nereden başlıyor? Uzunlar nerede kalıyor? Tam bir şey kesmiyorum size. Pivot point kesim tarzı değil. Normalinden gidiyorum size. Yoksa pivot olsa ben bu saçı çok parçalamak zorunda kalacağım. Onun için bu sefer video da çok uzayacak. Ara makasla mı parçalayacaksın abi? Hayır hayır. Ne ara makası oğlum? Adam saç uzatıyor. Dalga mı geçiyor? Yok abi yani o, eğer o pivot muydu neydi? Onu olursa pivot diyorum. Point kesim tarzı. O. Başka bir kesim modeli. Köpek balığıyla parçalanmıyor mu? Hayır hayır. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Saçı 8 parçaya ayırmaktan bahsediyorum. Hı. Veya 4 parçaya. Her şey tamam. Ben şey modelin ismini tanımlamadım. O pivot point farklı bir şeydir. Video 7 dakika olmuş. İyi iyi güzel. Şimdi gördüğünüz gibi buraları hallettik. Recep iyi değil mi yanım kardeşim? İyidir. Tamam. Üstlere dokunacağım mı abi yoksa? Hayır uzattığı için belki uçlarına bakacağım. Şimdi orayı hallettik ya gençler. Ondan sonra buraya geliyoruz bak. Saçı nereden almıştık en son? Şurada bırakmıştık. Bak buradan böyle aldığınız zaman bak çıkıyor zaten. Bir. Ondan sonra şurayı bak güzelce aldığınız zaman kısa ve uzun çıkıyor. Şimdi buraya ayarladık bak. Bu kısmı da ayarladık. Artık olayımız buraya geldi. Şimdi onun için ilk önce biz bu tarafı ayarlamıştık ya. Bak buradan bir çekeceğiz. Çektiğiniz zaman zaten hepsi çıkıveriyor. Buna göre sola doğru gideceksiniz artık. Bunu kaçırmadan yavaş bir sistemle makasın ucunu kullanarak köşeli köşe vererek gideceğiz saça. Bakın. Hop aldığınız zaman hem alt kısmı hem üst kısmı almış oldum. Ama en dip kısmı almadım. Onun için de buraya geleceğiz. Şöyle yaparak. Buraya ayarlayacaksınız. İlk önce bir kulak etrafını bir alalım. Bak mesela saç çıkıyor gördünüz mü? Tekrar buraya gelin bak. Hemen saçın uzunluğu kısalığı çıkıyor. Tekrar bu uç.
Burayı da ayarlıyoruz. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Tekrar bak. Az önceki yaptığımız gibi şu ön seçi ayırıyoruz. Şu V kısmını. Şu noktayı ayırıyoruz. Ve tekrar buradan geliyoruz. Bakın şimdi. Saçın üst kısmına girmiyorum. Yanlara. Aynen öyle. Üstleri şu an bırakıyorum. Üstleri az sonra bakacağız. Gerekirse de ama. Bakın zaten çektiğiniz zaman çıkıyor. Nasıl çıkıyor gördünüz mü? Evet. Recep şurayı da bir tarayalım. Recep nasıl? Güzel. İyi mi? Tamam. Şimdi gençler. Bir üstleri kontrol edeceğiz. Islatayım mı abi? Evet, bir tık ıslatmam lazım. Şimdi gene böyle saçları geriye doğru alıyoruz. Şimdi bakın. İki parmak. Saçı çekin. Birinci. Buraları şu an ayarlamış olduk. Şimdi ne yapacağız? En tepeden bak. Yani şu 45 derecelik açıyla en arkadan şöyle görüyor musunuz? İlk önce bu kısımları ayarlayacağız. Şimdi ne yapıyoruz? En öne doğru geliyoruz ya saçta. En öne doğru gelirken saça aşağı doğru ovallik vererek daha uzun tutacağız burayı. Şimdi orayı ayarladık. Nereden aldık? Buradan aldık saçı. O yüzden Recep'im şöyle bir tık ver bana. Tamam. Bakın. Şöyle bir artık ayıralım saçı. Şöyle bir parça moda geçelim. Şimdi ilk parçamızı alıyoruz. Üstlerin. En ön uçları. Gimbal'sı çekmek çok zor abi. Hı? Gimbal'sı çekmek çok zormuş. Onda direkt tuşa basıyor, indiriyordu öyle aşağıya. Değil mi? Aynen abi. Bir de küçük ya abi. Hı. Elle nasıl tutacağını şey yapamıyorum. Elinde yandı mı? Vallahi abi yanıyor, yakıyor. Bayağı sıcak. Gençler bakın, burayı aldım. Ondan sonra zaten buradan ayırdık ya saçı. Sonra şu orta kısma geliyoruz.
Gözünü mü geldi? Rejim. Dur ayarlarım ben şimdi mesela. Bak şimdi buraları böylece ayarlamış oldum. Şimdi buradaki saçla buradaki saçı birleştirmemiz için buraya ayırın. Bak şuradan şöyle bir saçı ayırın. Artık buradan başlayabiliriz. Onun için de ne yapacaksınız? Müşterinin kafasını hafif böyle yan attırarak bak buradaki saçla diğerini ayarlamanız lazım. Ki zaten çektiğiniz zaman belli oluyor. Yandı mı parmağın? Abi bu demir kısmı çok yakıyor. Tabii lan. Yakmaz mı? Oğlum zaten oradan tutmayacak ki onu. Oradan tutmuyorum ama elimi koydum. Orası yakar. Bunu nasıl suya dalacaksın abi? Hı? Bunu nasıl suya dalacaksın diyorum. Onunla her şeyi yapıyorsun değil zaten. Mi? Bakın fazla kısaltmadan gidiyorum. Su geçirmez mi zaten? Tabii geçirmez. Recep, hafif böyle yana doğru kırar mısın? Tamam. Bakın şimdi o taraftan aldık ya. Ayarlamayı buradan da yapacaksınız. Şu bir. Bak nasıl çıkıyor. Yollar çok olmadı. Şimdi şöyle bir kontrol etmek amaçlı bir bakalım saça. Nerede ne var diye. Bak mesela burada var. Ama bu cidden Fuat annenin saçına çok benziyor. Abinin saçları öyle oğlum zaten. Recep. İyi mi böyle kardeşim? İyi. Daha fazla kısaltmama gerek? Yok yok. Yok. Gençler gördüğünüz gibi hafif toparlama işlemini yapmış olduk saç uzatacağımız için. Yanlar falan iyi değil mi? Yanlar sadece şuraları falan yani şuraları şöyle. Onu en son hallederim. Yok şey yanlarda sıkıntı yok. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Saç kesimini böyle yaptık. Normal makasla saç uzatacağımız için sadece kırık toparladık saçtan. Onu da böyle şey size çeyrek pivot tarzı kestim. Pivot point kesim tarzını yapmadım. Böyle çeyrek böyle hafiften. İşte uzun saç keserken makas kullanımınızı falan filan hep ona göre ayarlayacaksınız kendi duruşunuzu. Uzun saçlarda makas kesimlerinde böyle saç keseceksiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz zaten açıklamalarda. Instagram hem şahsi Instagram hesabım hem de iş adresim de var. Bana yaptığınız tıraşları da atabilirsiniz. Size yardımcı da olurum. Ayrıca eğitim almak istiyorsanız da gene açıklamalar kısmında ve aşağıda numaram da kalıyor. Numaramı da yazıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.